Hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum tüm izleyenlerimize. Bugün biraz erken başladık. Keza saat 5'te Anadolu Soruyor programı. Bir siyasi programa bağlanacak yayınımız. O yüzden erken başlayıp biraz erken bitireceğiz. Hocamızdan da bu yüzden af diliyoruz. Biraz erken davet ettik kendisini. Yani belirttiğimiz saatten biraz erken. Hocam inşallah aksilik yaşatmadık size. Yok, sıkıntı yok. Çok eyvallah. İşlerimiz, şeref verdin hocam. İşlerimizi ayarladık geldik. Sağ olasın. Efendim bugün konuğumuz daha önce birkaç defa daha konuk ettiğimiz bilgisine ve yeteneklerine çok inandığımız çok değerli hocamız Özel Medical Hospital Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanımız Profesör Doktor Yusuf Özkan hocam. Hocam şeref verdin. Hoş geldin. Sağ olun. Nasıl gidiyor hocam? Kolay gelsin. Görüşmeyeli. İyiyiz çok şükür. Hani delere geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bayramda da görüşememiştik. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun sizlerin de. İyiyiz. Uğraşıyoruz. Çalışıyoruz. Valla gıyabınızda gerçekten çok başarılı tedaviler uyguladığınızı hocam duyuyoruz. Bu da bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Hastanemizin zaten başarıları tartışılmaz. Sizin de paralel doğrultuda aynı şekilde gidiyor. Şeref verdiniz hocam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Efendim bugün tiroid bezi hastalıkları, guatr ve efendim söyleyeyim iyot ve tiroid bezinin meydana getirdiği hastalıkları konuşacağız. Bugün onun üzerinde yoğunlaşacağız tüm izleyenlerimize. İyi seyirler. Sorunlar olanlardan da mesajlarını bekliyoruz efendim. Bir WhatsApp numaramız var ekranlarınızın sağ köşesinde. Oradan bize mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. WhatsApp mesajı yoluyla ulaşabilirsiniz. Hocamdan şöyle müsaade isteyeyim. Biraz hızlı davranıyorum. Tabii ki. Keza dolma. Yetiştireceğiz yerim değil mi hocam? İnşallah. Bugünkü evi. Yetişir yeriz. Sever miyiz dolmayı? Severiz. Severiz. Hocam ben biliyorum. Daha önce gelişlerinden de biliyorum. Yemek seçmiyor biliyorum. Yok. Yemek seçmeyiz. Allah'ın nimetlerinden. Allah ne verdiyse. Eyvallah. Ne verdiyse. Şöyle şefime dönüyorum. Şef yardımcıma dönüyorum. Bakma zaman bulamamışsın. Önlüğün giyememişsin. Vallahi helal olsun. Koştum acaba biraz erken başladık. Biraz erken başladığımız için biraz hızlı davranalım. Evet ben hemen menüyü bir söyleyeyim. Bir biber dolmamız var. Evet. Bir de pişmaniye kurabiyemiz var. Pişmaniye kurabiye. Evet. Daha önce yaptık mı? Biz bunu yapmadık. Hayır hiç yapmadık. Pişmaniye kurabiye ilginç. Ben pişmaniyeyi severim. Böyle İstanbul otobüslerinden gelirken İstanbul'da. O pişmaniye değil işte bu kurabiye. İşte o pişmaniye hepimizde bir şey vardır anası değil mi hocam? Evet. Aynen. Hediyedir hep. Onu severim. Yerken de tabii ki dikkat etmeye geldim. Düzce de, koca elde böyle pişmaniye. Yani sakal büyük komple. Bir de böyle boğar o pişmaniye. Un kurabiyesi gibi. O da boğar beni. Biraz dikkatli yemek lazım aslında. Mesela eskiden ayva da yerken boğardı. Ama şöyle mesela bir lokma çiğnerken ikinci bir lokma çiğneyip onun suyuyla önceki lokma gitmek gerekiyor. Böyle devir dayı yapmak gerekiyor. Evet. Yoksa boğar insan. Neyse konudan biraz uzaklaşmayalım. Tabii süremiz bugün biraz kısa. Dolmayı ben yapacağım. Kurabiyemizi Fatma Hanım yapacak. Böyle bir Fatma yapacak. Evet bir iş bölümü yaptık burada. Ben önce de hatta biraz hazırlık artık yaptım. Artık yani Fatma'ya çok güvenmeye başladı. Fatma'ya direkt yemeğin birini tekrar vermeye başladım. Ama farkındayım. Şimdi yaptığı zaman bakıyorum gerçekten başarılıdır. Başarılı. Onun için yani özgüveni daha da sağlaması için bunları yapmamız gerekiyor. Yani. Bir şefe de o yakışır. Yani, yardımcısına güvenip yani kendi adına dahi olsa o yemek ona inanıp onun el lezzetine inanması. Bana biri şakadan değil ki ya işte böyle bana bir şekilde öğretirsen yarın sen yerini alırım. Ben de dedim ki sen git kurtul gel benim kuzularımı ye. Eyvallah. Hocam önemli bir şey değil mi? El kesinlikle. Vermek. Bir usta çırak yetiştirmiyorsa sıkıntı var demek. Usta değildir. Usta değildir ya da başka sıkıntıları vardır ama usta mutlaka bir çırak yetiştirmeli. Yani bu çok karşılaşıyoruz böyle ustalarla. O yüzden mesleklerin ölmesine sebebiyet veriyor. Allah muhafaza aynen değil dediğiniz mi? Gibi. Bu da kötü çünkü bir şey. El sanatlarında, el emeklerinde. Mezara mı götüreceğiz? İnsanlık faydalanması işte ne güzel. Çok biz doğru. De birilerinden öğrendik. Yani bir... Bu bir devir daimdir, bayrak yarışıdır yani. Tabii. Bu önemli. Mesleklerin daha ileri şeylere, nesillere... Ahilik yani. Tabii, ahilik sanat. Evet. Çok önemli zaten. Biz bundan koptuğumuzdan beri birçok sorunlar yaşıyoruz. Saygıda sorun yaşıyoruz, aileyi tam yaşatamadığımız için. Maalesef evet. Değil mi hocam? Katılıyor musunuz bana? Kesinlikle. Bunlar çok önemli şeyler değerli izleyenler. Gerçekten el vermek, ahilik geleneği çok güzel şey. Ben çok önemserim ahiliği. Usta çırak ilişkisi zaten oradan kaynaklı. Usta kendinden daha iyi bir çırak yetiştirmeli. Evet. Daha iyi bir usta derler bırak. Ya boynuz gelip kulağa geçmeli. Evet. Geride iyi bir usta kalmalı ki o da
tekrar birilerine öğretsin ve devam etsin. Yoksa bir yerde kesilir, sıkıntı olur. Tabii bu da çırağın nankörlüğü anlamına gelmemeli. Gelmemeli. Hatsizliği anlamına gelmemeli. Gelmemeli. Tabii. Sana söylüyorum. Evet. Efendim şöyle bir malzemelerimizi görelim bakalım hangi malzemelerle bugünkü merhemizi yapacakmışız, icra edecekmişiz. Ekranımıza gelsin, ben de nacizane okuyayım. Evet, efendim. Neydi menümüz? Biber dolmamız var, bir de pişmaniye kurabiye değil mi? Evet. Eyvallah. Biber dolmamızın malzemeleri. 15 adet dolmalık biberimiz var. 200 gram yağlı kıymamız var. 1 adet kuru soğan, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı iri bulgur, 2 yemek kaşığı karışık salça, 1 su bardağı sıvı yağ, maydanoz, pul biber, karabiber, kuru nane, kuru reyhan ve tuz kullanacak Sezai Şef'in biber dolmasında. Bir diğer menümüz neydi? Hemen o ekranımıza geliyor. Pişmaniye, kurabiye. Bir paket margarin efendim. Bir su bardağı Hindistan cevizi, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, alabildiğince un, üzeri için, süslemek için 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı Hindistan cevizi. Doğru mu? Evet. Pişmaniye kurabiyemizin de Fatma kardeşim, Fatma şef yardımcımız yapacak. Ellerine sağlık diyelim şimdi. Hangisiyle başlıyoruz? Ben dolmayla başlıyorum tabii. Biberleri içine çıkardık. İç harcı, domates salçası hariç her şey burada. Şu an hepsini karıştıracağız. Bir iç harcı yapacağız. Dolmaları doldurup bir tencereye dizeceğiz. Hatta şöyle biberlerin köklerini de atmadım. Tencereye dizdikten sonra tam tencereyi kaparsa ona gerek yok. Yok biraz boşluk kalırsa onları da arkasına koyup içini boşamaması için. Evet desteklemesi için o şekilde kullanabiliriz. Kullanmayabiliriz. O tenceredeki dizilişe bağlı. Domatesle kapatırlar. Tabii domates de olur. Biber kökü de olur. O şekilde olur. Dedim ki eğer tencerede tam ısırıyorsa. Fırınlayacak mıyız? Yani zamanımız olursa fırınlamak gerekiyor. Evet, tencere piştikten sonra bir fırınlamak lazım yani. Eyvallah. Çünkü kurabiye de fırında pişecek. O yüzden. Şimdi dolmaya lezzetini veren elbette biberin nazikliği de önemlidir ama. Çok önemli evet. İç harcıdır. İç harcı da önemli. Değil mi? Lezzetlidir. O ölçüler çok önemli. Ölçüler bulmak lazım. Sen sevenler için külüp de koyulabilir ya içerisine. Lezzet ha, onu lezzetli. Söylemedim. Kıymamız da mümkün olduğunca yağlı olmalı. Evet. Yani lahmacun kıyması gibi bir kıyma olmalı. Doğru. Dolmaya lezzet verir. Evet. Şef yardımcım kurabiye. Hemen başlıyor musun? Tabii ki yetişmesi lazım. Yetişmesi lazım. Sen ne yapacaksın? Şöyle bir anlat bakalım. Ben anlatmazsam. Yok sen anlat. Olur mu işte bu işte? Yok. Şimdi şefe en bir özelliği de yaptığı şeyi anlatabilmesi. Değil mi hocam? Tabii. Bütün malzemeleri karıştıracağım. Hangi malzemeleri karıştıracaksın? Onu söyle bize. Yok ben şu an anlatamam. Peki. Sonra iş yaparken anlattınız sana. Şöyle, demek eksiklik var hala. Yani bir miktar... Hindistan biraz cevizi utanma var aslında. Utanma yok. Pudra şekeriyle Hindistan cevizi ayırıp içine serpiştirecek. Geri kalan malzeme tamamı zaten karıştırılacak. Evet. Hamur haline getirecek. Biraz da pratik bir kurabiye. Yani. Eyvallah. Peki. Şöyle size kolay gelsin diyorum. Bizim hocama dönüyorum. Hocam. Güzel şeyler de başladık. Ahilikle başladık. Ne güzel. Siz de eminim bu mesleği birilerinden değil mi hocalarımızdan? Tabii biz de hocalarımızdan el aldınız. Bizim de öğrencilerimiz oldu. Ama öyle bir şey ki hocam. Asla öğrenmek bitmiyor değil mi? Hiç bitmiyor. Öğrenmek, özellikle tıpta öğrenmek hiç bitmiyor. Evet. Eskiden bizim hocalarımız şöyle derdi. İşte 5-10 yılda bir tıp fakültesinin bilgileri yenilenir. Çok doğru. Yani eskimiş olur. 10 yıl öncesi bilgiler eskimiş olur. Şimdi biraz daha hızlandı bu. 5 yıl önceki bilgiler, eski bilgiler mutlaka siz yenisini yerine koymanız gerekir. Yani sürekli şeyi takip etmek lazım. Tabii gündemi takip edeceksiniz. Ne bilimsel sizde? Bilimsel veriler, evet bilimsel verileri takip etmek lazım. Bu hastalıklarla ilgili ya da bununla ilgili yeni tedavi yöntemleri var mıdır? Neler değişti? İlaçlar mı değişti? Metotlar mı değişti? Bunların hepsi kendimizi yenilememiz gereken bir şey. Ama güzel olan, bir şey değil mi hocam? Kesinlikle. Yani hızlı bir bilimde hızlanma var. Çok. Bu hızlanma kesinlikle. Da tabii takip eden için. Değerli ekiplerimiz ve bilim insanları için ilgilendikleri alanda ve dolayısıyla da ilgilenen kişiler üzerinde çok etkin. Çok. Mesela duyuyoruz kanser hastalıklarında birçok yenilikler var duyuyorum. Kesinlikle. Akıllı hap mesela geçen gün değerli hocamız bize anlattı. Dördüncü evrede dahi çok güzel sonuçlar alınıyor. Aynen. Bu umut verici gelişmeler.
Eminim endokrinoloji ve metabolizmal hastalıklarda da aynı şekilde var. Aynen, aynen. Bugün hocam değinecektir mutlaka. Onları tek tek konuşacağız. Şimdi hocam endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları diyoruz ama şöyle bir üzerinden geçer miyiz? Nedir? Hangi olur. Hastalıkları içerir? Şimdi tamam. Acaba benim hastalığım endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarına giriyor mu? İzleyenlerimiz sorabilirler. Tamam. Şimdi endokrin iç salgı bezi demektir. Bizim salgı bezlerimiz var. Bunlar hormon salgılarlar ve bu hormonlar da kana karışarak normal fizyolojik hayatımızın devam etmesini sağlarlar. Endokrinoloji, endokrin bezlerle ilgilenen bilim demektir. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı da bu endokrin bezlerinin kaynaklanan hastalıkların tanısını koyan, tedavisini yapan, uzun dönem kronik hastalıklarımız var ise ki var bunları konuşacağız. Onları da takip eden hekim demektir. Çok doğru. Bizim endokrin bezlerimizin en üst tepedeki hipofiz bezimiz var. Beynimizin tam orta merkezinde hipofiz bezimiz. Daha çok oradan diğer endokrin bezleri kontrol eden kontrol hormonları salınır. Buradaki hipofizdeki hormonların eksik ya da fazla salınmasına bağlı hastalıklarımız ortaya çıkabilir. Evet. Ondan sonra tiroid bezimiz var. Tiroid bezinin çalışmasıyla ilgili fonksiyonel ve anatomik hastalıklar olabilir. Bizim en sık gördüğümüz hastalığımız şeker hastalığı, diyabet. Hı hı. Evet. Tüm dünyada 550 milyondan fazla diyabet hastası var. Toplumda, dünya toplumunda erişkinin her 10 kişiden biri şeker hastası. Maalesef. Ülkemizde 8 kişiden birisi şeker hastası. Çok sıkça gördüğümüz. Çok büyük bir oran değil mi hocam? Çok. Bir de çoğaldı sanki hocam. Geçmişte tabii, kadar yoktu sanki. Yani besine kolay ulaşabilir olduk. Bir hareketlerimiz azaldı. Çünkü teknolojiden faydalanıyoruz. Çoğu yer arabayla gidiyoruz. Az yürüyoruz, az hareket ediyoruz. Aldığımız besinleri yeteri kadar harcamadığımız zaman kilo artıyor. Obezite gene çok sık gördüğümüz toplumumuzda her 3 kişiden birinin obez sınıfında olduğu bir maalesef. Toplumdayız. Bunlar da bizim metabolik hastalıkları hantal artırıyor. Bir yaşam sürüyoruz. Maalesef. Biraz hareketsiz kalıyoruz. Bir de zannediyorum beslenme dediniz, kolay ulaşılabilir dediniz. Aynen. Ama doğal da beslenmiyoruz sanki. Maalesef. Maalesef. Bir de eski şeyler kalmadı tabii. Biz tıp fakültesinden mezun olduğumuzda şu söylenirdi. Bir insan normal besleniyor ise herhangi bir ek gıdaya, vitamine ihtiyacı yok. Evet. Ama şu an öyle bir seviyeye geldik ki bizim kullandığımız işte gübreler olsun, suni ilaçlar olsun, bu gıdaların içerisindeki alacağımız vitaminlerin miktarları epey bir miktar azaldı ve artık takviyelere bir ihtiyaç duyar hale geldik. Evet. Yani çok yeterli ve düzenli beslensek bile yeteri kadar gıda alamayabiliyoruz maalesef. Maalesef öyle. Şeker hastalığından sonra en çok hastalığımız tiroid hastalıkları. Evet. Onları bugün çokça konuşacağız. Şimdi hocam tiroid dedik. Bu bez ne işe yarar? Hani tiroid bezi diyoruz ya. Vücutlar ne yapar? Ne bir salgılar tiroid? Çok elzem bir şey midir? İç organ mıdır? Tiroid bezi olmazsa olmaz bir endokrin bezdir. Birinin tiroid bezi hiç yoksa onun yaşama şansı yoktur. Tedavi edilmiyorsa. Evet. Tiroid bezimiz bizim hemen burada Adem elması dediğimiz kıkırdağın hemen altında böyle soluk borusunun üzerine yapışmış. Böyle kelebek tarzında yaklaşık 20-25 gram ağırlığında endokrin bir bez. T3 ve T4 diye tiroid hormonu salgılar. Yok. Az önce bahsettiğim hipofizden salınan TSH diye bir hormonun kontrolü altında çalışır. T3, T4'ün üretimini kontrol eder. Bu T3, T4 de bizim metabolizmamızın devamı için, büyümemizin devamı için, yaşamın devamı için, özellikle beyin, kalp ve kaslar olmak üzere ve diğer tüm iç organların düzenli çalışabilmesi için bizim tiroid hormonuna ihtiyacımız var. Var. Peki hocam bu tiroid bezi eğer normal çalışmıyor ise ne gibi hastalıklar üretir? Ne gibi hastalıklara delalet eder? Tiroid bezinin hastalıklarını çok sıkça görüyoruz maalesef. Toplumda da fazla. Tiroid bezinin bir anatomik olarak hastalıkları var. Bir de metabolik hastalıkları, fonksiyonel hastalığı var. Fonksiyonel hastalığı şu, yapmış olduğu tiroid hormonu ya yetersiz olur, biz bunu hipotiroidi diyoruz. Tiroid bezinin az çalışması. Evet. Ya da ihtiyaçtan fazla çalışır. O da sorun. O da hipertiroidi diyoruz ona da. Tiroid bezinin fazla çalışması. O da bir problem. Bir de anatomik, kendisinden kaynaklanan hastalıklar, mesela goiter. Goiter tiroid bezinin büyümesi demektir. Yalnız tiroid bezinin büyümüş olması illaki bir hastalık olduğuna delalet etmeyebilir. Ama tiroid bezi büyümüşse
bir hastalığın işareti de olabilir. Tiroid bezi az çalışıyor olabilir, çok çalışıyor olabilir. İçerisinde nodül gelişmiş olabiliriz. Bu nodüllerden kanserleşme diye, tiroid kanseri diye ifade ettiğimiz hastalıklar ortaya çıkabilir. Ama biz bir guatr gördüğümüzde, daha doğrusu guatr dediğimizde anladığımız şu, tiroid bezinin büyümüş olması. Evet. Bu büyüme dediğim gibi içerisinde nodüller olabilir ya da diffüz büyüyebilir. Böyle bir hastayı biz gördüğümüzde fonksiyonel durumu nedir? Bunu anlamak isteriz. Yani çok mu çalışıyor, az mı çalışıyor yoksa normal çalışıyor? Önce onu keşfediyoruz. Onu keşfediyoruz. Eğer tiroid bezi normal çalışıyor ise herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ama çok büyümüşse bu sefer bir takım şikayetler yapabilir. Büyümüşse guatr mı demek hocam? Aynen. Tiroid bezinin büyümesi eşittir guatr. Guatr. Eğer çok büyürse, bu dar bir alanda bulunduğu için burada yemek borusunu, soluk borusunu, sinirleri, damarları sıkıştırabilir. Bir kitle etkisi oluşturabilir. Mesela öksürük yapabilir. Nefes darlığına neden olabilir. Çok büyümüş, yemek borusuna baskı oluşturmuşsa biz lokma yutarken sanki takılıyormuş gibi bir yerde bir his oluşturabilir. Bazen böyle bir gıcık sürekli öksürme ihtiyacı gibi şikayetler ortaya koyabilir. Bir de eğer fonksiyonu bozulmuşsa, çalışmasında bir problem varsa onlara ait şikayetler ortaya çıkabilir. Mesela guatr duyduğumuzda herkes de benim gibi yani tıbbın içinde olmayan insanlar mesela guatr hastaları çabuk sinirlenirler. Değil mi? Şimdi şöyle, mesela baskı yaptığından mı? Şöyle vatandaş bize geliyor diyor benim guatrım var. Bakıyoruz tiroid bezinin az çalıştığı bir hastalık. Hipotiroidi. Hipotiroid. Geliyor hocam bende guatr var diyor. Bakıyoruz bu aslında hipertiroidi. Çok çalışan çok bir hastalık. Yani genel olarak tiroid bezinin hastalarına hep guatr denilebiliyor halk arasında. Evet, evet. Ama bizim anlamamız gereken şu. Guatr eşittir tiroid bezinin büyümesi. Evet. Ha çok sinirlenen o tiroid bezinin çok çalışan hastalarda oraya geleceğiz. Bunun tam tersi de var az çalışan. Yeri geldiğinde onları konuşalım. Tamam hocam olur. Peki. Şimdi hocam guatr'ı öğrenmiş olduk. Aynen guatr. Tiroid bezinin büyümesi. Büyümesi. Büyüyünce guatr hastalığı. Az çalışınca da çok çalışınca da guatr deniliyor ama çok çalışması farklı. Farklı. Az çalışması farklı. Eyvallah. Az çalışmasından devam edelim hocam. Olur. Evet. Yani az çalışınca ne gibi sorunlar üretir bize? Hangi hastalıkları üretir ve nasıl bir tedavi uygulanır? Tamam. Sonra çok çalışması. Aynen. Evet. Tiroid bezi, tiroid hormonları üretir dedik. Bu tiroid hormonları bizim hayatımızın normal akışının devam edebilmesi için mutlaka gerekli bir hormon. Evet. Yani olması gereken gibi çalışmasını sağlayan organlarımızın bu tiroid hormonları. Evet. Eğer az olursa bu saç telinden tut bağırsaklara kadar tüm metabolizma yavaşlar. Tüm metabolizma yavaşladığı için bu hastalardan halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, nefes darlığı, kilo alma, kilo vermede zorlanma, ondan sonra elde ayakta şişme, göz kapaklarında şişme gibi şikayetler olur. Kalp hızında azalma meydana gelir. Hanımlar için adet düzeni bozulur. Kabızlık en önemli şikayetlerden bir tanesi de kabızlık. Yalnız bu hipotiroidinin semptom ve bulguları hastalığın şiddetine göre çok farklı seyredilir. Bizim subklinik diye ifade ettiğimiz çok böyle müphem, böyle o da olur bu da olur diyebileceğimiz basit semptom ve şikayetlerden mix ödem koması dediğimiz ve bu komaya giren bir hastanın %50 ölme riski olan çok ciddi bir hastalık yelpazesi içerisinde değişir. O kadar da vahim olabilir. Tabii. Yani tiroid bezi eğer hiç çalışmıyorsa ve bu hasta ilacını aksattıysa, tabii aksattıysa 2-3 ay içerisinde çok büyük ihtimalle tiroid komasına girecek, tedavi edilmese de muhtemelen kısa bir süre içerisinde tedavisi ölecek. Tedavisi peki? Tabii ki. Tedavisi evet. Çok kolay olan bir hastalık. Aslında kolay bir hastalık. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken husus şu. Bir, bu tiroid bezi hastalığı ürettiği hormonun düzeyine, yetersizlik düzeyine göre şikayetler farklı olur dedim ya. Şimdi çok basit bir halsizlik, yorgunluk bir tiroid hastalığına işaret edebilir. Mesela bir vatandaş kilo vermek istiyordur, ısrarla kilo veremiyordu, hatta gayret etmesine rağmen kilo alıyordur. Şimdi bu tiroid bezinin az çalışmasından kaynaklanabilir. Kaynaklanabilir. Şimdi bir pencere açmak istiyorum. Genelde kilo veremiyor insanlar, diyetisyenler. Derler ki acaba insülin direnci mi var? Tabii. Yani insülin de yine diyabetle ilgili
şeker hastalığıyla ilgili insülin çok önemli. Çok. Oraya bağladım ben. Yani yine demek ki insülin üretemiyor. Doğruluk payı var ama tiroid insülinden bağımsız. O farklı bir şey. Öyle mi? O farklı bir şey. İnsülin direnci dediğimiz şey şu. Bizim vücudumuz kan şekerimizi dengede tutmak için insülin üretiyor. Evet. Kan şekerini ayarlıyor. Bu kan şekerini ayarlayabilmek için ihtiyaçtan daha fazla insülin salgısı yapıyorsa vücut ve zor güç bela kan şekerini dengede tutuyorsa bu işte insülin direncidir. Evet. Bunun ilerleyen safhası şeker hastalığıdır. Evet. İnsülin direnci en fazla kilolu bireylerde görülür. Özellikle ve kilo tipik değil mi? Aynen. Kilo vermek zorlaştırır. Ama ben diyet yapıyorum da kilo veremiyorum diyorsa bir vatandaş, insülin direncinin yanında mutlaka bir de tiroid hormonlarına bakılması lazım. Bir de D vitamini önemli. Evet. D vitamini eksikliği de bunu kolaylaştırıyor. Ama insülin direnciyle hipotiroidi birbirinden farklı. Ancak hipotiroidinin varlığı insülin direncini artırır. Eyvallah. Çünkü metabolizma yavaşlayacaktır. Evet. Şimdi hocam tekrar azalmasından devam edelim. Şimdi bu hipotiroid dediğimiz durum her yaşta görülebilir. Yeni doğanda da görülebilir. 90 yaşındaki bir hastada da görülebilir. Genellikle yeni doğan bireylerde, bebeklerde gördüğümüz ya tiroid bezi yetersiz yapılmıştır. Yani bir anatomik bir problem vardır. Tiroid bezi yoktur. Ya da tiroid bezinin metabolizması ile ilgili bir takım sendromlar var. Onlardan birisi vardır. Bu daha çok çocuk endokrin doktorlarını, çocuk doktorlarını ilgilendiren bir durum ama yeni doğandan ilerleyen yaşa kadar görülebilir. Yaş ilerledikçe görülme nedenleri değişir. Mesela ilerleyen yaşlarda gördüğümüz hipotiroidinin en önemli sebebi otoimmün hastalık. Otoimmün dediğimiz vücudun savunma hücreleri tiroid bezini yanlış algılayarak onlara karşı antikor oluşturur. Ve o da gidip tiroid hücrelerini yabancıymış gibi saldırır ve çalışmasını engeller. Yani vücudun savunma sisteminin biraz daha doğrusu uğratır. Savunma sisteminin hatalı çalışması diyelim. Yanlış bir olay. Tiroid bezi, çünkü bizim savunma hücrelerimiz şöyle çalışır. Tüm vücudu dolaşırlar, her tarafı kontrol ederler. Bizden olan hücreleri tanır onlar. Kendi malını tanır. Eğer farklı varsa hemen onun tepesine biner. İşte bu bakteri olur, bu virüs olur, bir başka şey olabilir. Nasıl bir mucize değil mi? Müthiş. Yabancı olanı hemen tanır ve onu bertaraf etmek için elinden ne geliyorsa yapar. Hadi bilgisayarla i̇şte, yapın bunu. Mümkün değil. İşte bu tiroid hücrelerini, tiroid bezinin o hormon üreten hücrelerini ya da onun enzimlerini ya da ona aracılık eden kofaktörlerin herhangi birine karşı bir yanlış algılama söz konusu olursa onlara karşı antikor oluyor. Ve o antikorlarda gidip o bölgenin çalışmasını engelliyorlar ve tiroid bezimiz artık çalışmaz oluyor. Biz buna Hashimoto hastalığı diyoruz. Hashimoto. Mutlaka duymuşsunuzdur. Hastalarımız da bilir. Evet. Hashimoto hipotiroidin en önemli sebebi. Evet. Başka hipotiroidi yapan sebep tiroid bezinin herhangi bir nedenden dolayı cerrahi olarak çıkarılması. Mesela biz hipertiroidinin bir kısmını ameliyatla tedavi ettirmek durumunda kalıyoruz. Bir kısmına tiroid bezinin bir kısmı ya da tamamı çıkarılıyor. Ya da tiroid bezi kanserlerine tiroid bezinin tamamının çıkarılması gerekiyor. Öyle olunca tiroid bezi tamamı çıkınca da bunun tiroid hormonlarının yerine konulması lazım, tedavi edilmesi lazım. Nasıl hocam peki duyulacak? Yani tamamen çıktı. Ha. Nasıl? Yani nereden alınacak da koyulacak? Biz dışarıdan ilaç olarak vereceğiz. İlaç olarak üreteceğiz. Yani vücut kendini üretecek. Vücut kendisi şöyle, biz tiroid hormonu hazır preparatları var. Tiroid hormonlar T3 ve T4 şeklinde salınıyor dedim ya. Bizim T4 şeklinde üretilmiş tiroid hormon ilaçlarımız var. Tablet şeklinde. Biz bu T4 hormonu aldığı zaman kendisi T3'e dönüştürüyor. T3, T4 ikisi bir gidip bizim metabolizmamızı kontrol ediyorlar. Eyvallah. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Hipotiroidi dediğimiz bir durum çok nadir durumlar dışında mutlaka kalıcı bir hastalık. O yüzden mutlaka ilaçlar düzenli kullanılmalı. Kontroller belli aralıklarla düzenli yapılmalı. İlaç dozu iyice ayarlanmalı. Olması gereken kadar seviyeye geldikten sonra da yılda 3-4 defa her şey yolunda gidiyorsa yılda 2 defa en azından bir kontrolünün yapılması gerekir. Kontrol yapılması. Bunun tabletler şeklinde kullandığımız ilaçlarımız var. Hasta ilaçlarını kullanır ama dikkat etmesi gereken husus şu. İlacını sabah aç karnına alacak. Aç karnına. Yani aç
mideye, boş mideye alacak. Ne kadar aç? En az yarım saat aç olması gerekiyor. Yani bazen şunu yanlış anlıyorlar. Bunu aç kullanman lazım dediğinde hasta ilacını içiyor. Peşinden de yemeğini yiyor, aç içtim diyor. Öyle değil. En az yarım saat. Bir karmaşa var hocam. Evet. Aynen. En az yarım saat olması lazım. Bu bir saat, iki saat olabilir. Hiç önemli değil. Hasta kalktı sabah, namazını kıldı, elini yüzünü yıkadı, abdestini aldı, namazını kıldı, ilacını içti. Bir yarım saat geçti. Bir yarım saat geçti, kahvaltısını yapar, iki saat geçti, kahvaltısını yapar. Hiç önemli değil ama en az yarım saat olması hocam, lazım. Bir şey daha var ya. Ben de hep bu şeyi sorarım. Afra sığınarak. Hocam. Estağfurullah. Ne demek? Mesela kahve içmek. Mesela tahlile gideceğiz. Aç karnına gelin diyorlar ya. Kahve içip gidin aç karnına sayılıyor mu? Şeker aldık mı? Yok almadım. Almadık. O zaman aç. Aç sayılır. Ha, şeker var ise, ha. Bir bardak çay şekerli içilmişse. Ha, farklı. O farklı. Doğru. Bunu iyi öğrenelim. Aynen. Açtan da kastım şu. Yine bizim vatandaşlarımız izliyorlar. Yani bir aç tahlile gideceğim. Ne kadar aç kalayım diyorsa. Kural saat akşam kaç saat? Saat 11'den sonra bir yemeyecek. 11. Su içmesi serbest. En az 8 saat. En fazla da 14 saat aç hocam olmak gerekiyor. Hocam bunlar önemli biliyorsunuz. Önemli tabii. Çok bilmiyorum. Tabii. Bazı tahlil açlıkta farklı olur, toklukta farklı olur. Biz onu ona göre değerlendiririz ama bazı tetkiklerin sonuçları yemekle de değişir. Anlatabiliyor. Tabii yemekle değişir. Mesela kan kolesterol düzeylerine bakılacak. Yemek yemiş, yağlı bir yemek yemiş. Biraz yüksek çıkacak, farklı çıkacak. Olması gerekenin ne olduğunu bilmek istiyoruz. O da... En az 8 saat, en fazla 14 saat açlık süresi yeterli. Süresi yeterli. Evet. Şimdi su içebilir. Evet. Su serbest. Su serbest. Aynen. Hiper. Tiroide geçeceğiz ama şöyle bir dönüyorum. Yani büyümesi, tiroidin büyümesini. Çok çalışması. Çok işte evet hocam, çok çalışması. Şimdi şöyle bir yemeğe bakacağım. Fatma'ya biraz yükleneceğim. Neler yaptığını anlattıracağım. Hocam da şu anda çayını içemedi, ona bir şey yapalım. Evet, Fatma demek anlatamam. Beni sükut hayale uğrat. Hayal kırıklığı. Ya normalde sen çok konuşan bir insan. Program, evet yani ben onu şey yapıyorum. Program öncesi dilim durmaz. Aynen. Değil mi Sezai? Program başlayınca. Sezai'nin ben... burada kulağını götürüyor. Mikrofonunu kapatıp. Ben konuşmayayım. Neler yaptığını bir anlat bakalım şimdi. Neyle neyi karıştırdın önce? Bütün malzemelerimi birbirine tamam, karıştırıp yoğurdum. Zaten unla. Margarin. Margarin. Hindistan cevizi. Evet. Vanilya. Evet. Hepsini birbirine karıştırdım. Pudra şeker. Pudra şeker. Karıştırdım. Oranlar önemli. Tabii ki. Aynen. Ekranda verdiğimiz gibi yoğurdu. Tekrarlamama gerek yok. Aynen o şekilde. Sonra şekil ver. Unda zaten alabileceği kadar kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor. Bu şekilde. Evet. Şekil verdik. Yuvarlak bir şekil. Biz bir türlü çözemedik kıva. Onu en kadınlar iyi biliyor. Aynen. Değil mi? Ve ustalar biliyor. Evet. Ustalar bilir tabii ki. Evet. Kulak memesi kıvamı. Buyurun. Herkesin aynıymış. Aynıymış. Çok enteresan. En ideal hamur şekli ama o. Yani ekmekte de yapılır, kurabiyede de yapılır. Çok sert veya çok yumuşak olmaması için kulak memesi en idealdır. Kıkırdaksız ye. Tabii kıkırdaksız. Değil mi? Memme şok. Kıkırdaksız aşağısı... Burayı yaparsan olmaz. Olur. O belki şey olur, mantı hamurunda olur. Aynen mantıda da şurayı kullanmak gerekiyor. Ya çok güzel. Mantıklı. Muhabbete bakar mısın? Sert olması gerekiyor evet. Mantının evet. Karıştırdın, şeklini verdin. Aynen. Güzel sıcakken de zaten Hindistan cevizi ve pudra şekerlerini bulayıp o şekilde servis yapacağız. Servis şu yapacağız. Şu anda fırında pişiyor. Evet, şu eyvallah. Anda fırında. Bak demek ki zor değilmiş anlatmak. Değil ama işte ekranın önünde olunca aslında olmuyor. Aslında ilk başlayınca acaba yetiştirebilir mi yetiştirebilir mi? Biraz onun heyecanı vardı. O yüzden ben... Telaşı böyle, vardı. Yani o konuyu... Evet, sen ne yaptın Sezai? Sıra sende. Ben de balata yaptım. Tam sen de bugün ben, sınav alıyoruz sanki. Ben de dediğim gibi dolmalar... Harcımız önce yaptım. Ondan sonra bu dolmaları doldurup tavaya dizdikten sonra arada boşluklar kaldığını gördüm. O biber kuyruklarını tekrar dolma aşağıya doldurdum. O şekilde sosunu da ayrı yapıp kaynatıp bu şekilde döktüm. Peki bir şey soracağım. Evet. Şimdi izleyenlerimiz görmüştür ama kimisi yatık yapar dolmayı, kimisi evet. Dik yapar. Ya çok fark etmiyor o. Öyle mi? Evet. Yani düşmesi. Dolma önemli olan şu. Kaynattan sonra... Dibini kısıp buharda pişirmek. Ha. Zaten buhar olduktan sonra yatıp bizim da olacak. Bizim çok zamanımız zaman, olmayacak ama değil mi? Yani zaman, biz yine de kısık ateşte pişirmek zorundayız. Fırınlayacağın için sonra evet, olmaz. Evet, en sonunda fırınlayacağız. O şekilde çıkaracağız yani. Eyvallah. Yani dolmanın fırında, buharda pişmesi çok önemli. Evet. Yani fokur fokur kaynadığı zaman yatık da olsa, dik de olsa o içi boşalacaktır yani. Eyvallah. Peki, kolay gelsin. Şöyle hocama nefes aldırdın herhalde. Hocam çay içerdin mi biraz? Çay içtim. Eyvallah. Mutfağımıza bunlara da zaman vermemiz lazım. Tabii ki. Sadece böyle. Sağlıktan, bilimden gidersek izleyenlerimiz de sıkılır. Sıkılır ya. Biraz, doğru söylüyorsun. Araya biraz espri, biraz Fatma'ya karışacağım, biraz Sezai'ye. Değil mi şefi ben? Şimdi hocam gelelim
hipertiroid. Yani büyümesi. Yok. Guatr tiroid bezinin büyümesi. Evet. Hipertiroidi, tiroid bezinin çok çalışması. Hipotiroidi de az çalışması. Evet. Az çalışmadan bahsettik. Yalnız bu az çalışmadan biraz gebelikte hipotiroidi diye bir durum var. Ona sonradan dönelim çünkü önemli bir durum. Ha, o zaman onu anlatıp öyle geçelim hocam. O da olur. Ha, çünkü o da olur. Bozmayalım. Şimdi, gebelikte de önemli. Gebelikte tiroid hastalıkları çok daha önemli. Hocam gebelikte mesela diyabet de var. Tabii. Alakalısı var mı? Birbirinden bağımsız ama ikisi de önemli konu. Önemli. İkisinden de bahsedebiliriz. Siz nasıl? Şimdi. Size tabiiz. Başım üstüne. Bizim başımız. Şimdi gebelik tiroid hormon düzeylerini değiştiren bir normal fizyolojik bir olay. Tiroid hormonun sentezi değişir, tiroid hormonların kullanımı değişir. Tiroid hormonu tüm metabolizmaya etki ettiği için gebelikle birlikte tiroid hormonun alanı etki edeceği alan genişler. Özellikle bebek büyüdükçe, evet. Hasta kilo aldıkça tiroid hormonu ihtiyaçları değişebilir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Bir tiroid hastası, evli bir hanımefendi gebelik planlıyor ise gebeliğe karar vermeden önce mutlaka tiroid hormon tetkiklerini yaptırmalı. Tiroid hormonlarının olması gereken aralıkta olduğundan emin olmalı. Eğer bu hasta hipotiroid hastasıysa, yani tiroid bezi az çalışıyorsa ilacını asla kesmemeli. Hocam buraya pencere soralım. Peki bu bilince sahip miyiz? Bazen bu hataları görüyoruz. O yüzden bunun üzerine basarak söylüyorum. Geldi bir hanımefendi, bir kadın hasta, kadın doğumcuya. Hamile kalmak istiyorum dedi. Birçok işlemler yapıldı tabii. Mesela kadın doğumcu bir tiroid testine yollar mı? Yollar. Yollar. O bilinçli. Bu konuda doktorlarımız gayet yetkin, bilgili, işinin ehli. Bizim doktor arkadaşlarımız da öyle. Bir hasta, ben gebelik planlıyorum doktorlarım. Ya genelde gebe olduktan sonra kadın doğumcuya gidiliyor. O da var. İkisini de konuşalım. Evet. Geldiğinde mutlaka kadın doğumcu arkadaşlar tiroid hormonlarına bakıyorlar. Ve bir anormallik görürlerse bize gönderiyorlar. İşte endokrin uzmanına ya da dahiliye uzmanına gönderiyorlar. Bu gebe kalmaya engel mi peki? Tabii. Eğer düzensizse. İyileştirilmez ise. Yani tiroid hormonu dengede değilse bu bizim adet düzenimizi bozar dedik. Bu bizim yumurtlama kapasitesini bozacak. Erkeklerde sperm kalitesini bozacak. Yani gebeliğin. Erkek için de geçerli. Tabii. Gebeliğin oluşumunu engel olabilir. O yüzden gelecek tetkiklerini yapacak uygun mu? Bir, şu hatayı yapanlar oluyor. Az da olsa görüyoruz bunu. Gebelikte ilaç kullanılmaz diye hipotiroidi bir hastası ilacını kesiyor. Bize ondan sonra geliyor. Ya. Asla yapılmaması gereken bir. Hiçbir zararı yok halde değil mi gebelikte? Hiçbir zararı yok. Aksine kullanılmamasının çok ciddi zararı var. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi bebek tiroid hormonu açısından 24. haftaya kadar ki 12. haftadan sonra yavaş yavaş tiroid bezi oluşmaya başlar. 20-24. haftaya kadar annenin tiroid hormonlarına bağımlıdır. Evet. Bebeğin anne karnında büyümesi, beyin ve sinir sisteminin gelişimi, kemiklerinin olgunlaşması için mutlaka iyot ve tiroid hormonuna ihtiyacı var. Yeteri kadar iyot aldığından, tiroid hormon dengesinin yerinde olduğundan emin olmak zorundayız. Bir bebek planı yapıyorsak ya da gebeliğimiz varsa. İyota geleceğiz hocam. İyot çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Onu en son konuşmak olur, istiyorum. Mesela tuzu seçerken değil mi? Birçok yemekte. Bunlar önemli. Lütfen buyurun devam edin hocam. Eğer tiroid hastası değilse, yani bir de hipertiroididen de bahsedelim hemen gebelik lütfen, için. Lütfen. Bu hipertiroidin de kullandığı ilaçlardan bir tanesini sadece gebelikte kullanabiliyoruz. Diğerlerini gebelikte kullanma şansımız yok. Bebeğe yan etkisi olabilir. O yüzden bu benim kullandığım gebelik için uygun mu? Tahlillerim gebeliğe uygun mu diye mutlaka tetkiklerini yapması lazım. Eğer tiroid hastası olduğunu bilmiyor, gebelik testi pozitif çıktı. Dedi ben bir kontrole gideyim. Kadın doğum hekimine giderse yine mutlaka tiroid hormonlarına bakıyorlar. Bu konuda yetkinler bakılıyor çünkü... Evet. Bu çok sıkça gördüğümüz. Peki özellikle hocam, gebe kaldıktan sonra bakıldığı sorun var. Hemen tedavi başlanır. Hemen tedavi başlar. Yani çok gecikilmezse, vaktinde tedavi başlanırsa ve uygun tedavi edilirse hiçbir problem olmayacak Allah'ın izniyle. Gecikilirse? Gecikilirse beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle beyin sinir sistemi gelişimi olumsuz etkilenebilir. Yapılan çalışmalar anne
iyi kontrol edilemeyen bir hipotiroidi hastası ise bebeğin IQ düzeyinin 10 puan aşağıda olduğunu göstermiş. Oo. Bu kötü bir şey. Bir. Yani çünkü hem de 10 puan değil mi? Tabii. Çocuklar, bebekler bizim geleceğimiz. Onlar ne kadar yani sağlıklı. Engelli bir birey. Allah muhafaza. O kısma da bahsederiz. İyot eksikliğinde çokça görüyoruz onu. Maalesef. İyot kısmında da tekrar söyleyeceğim ama önlenebilir zeka geriliğinin en önemli sebebi iyot eksikliği. Tedavi edilirse, yerine konulursa hiç problem kalmayacak. Evet hocam. Yani bunlar önemli şeyler değerli izleyenler. Gerçekten. Çok bilgi sahip değiliz. Ama hekimlerimiz bu konuda... Yani bir hekime, mesela bir kadın doğumcu, bir endokrinoloji uzmanı, bu konuda tabi olmamız gerekiyor. Şimdi evet, bazen umursamaz davranıyoruz. Evet, bir evlat hayata kazandırmak çok güzel. Her anne babanın arzusu. Ama kesinlikle. Bilinçli bir hamilelik de önemli. Sağlıklı olsun. Bebeğimiz, genç geleceğimiz sağlıklı olsun. Evet, bir birey çünkü bizden çıkıyor, artık bir birey oluyor değil mi Sezai? Vatanına, milletine... dine. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz. İşte tiroid bezi eksiklikleri ortada geziyor, görüyoruz. Yani engelli, şey, yanlış anlamayın, ben biraz afaki konuşuyorum. Maksatlı konuşuyorum. Bir gebe hasta, tiroid hastasıysa, gebeliğin eğer testi pozitif çıktıysa, en geç bir hafta içerisinde mutlaka tiroid tahlillerini yapmalı. Tedavisi uygun mu? Tiroid tahlilleri uygun mu? Onu öğrenmeli. Ve doğuma kadar, özellikle de hipotiroidi olanlar 24. haftaya kadar mutlaka aylık kontrollerini yapmalı. 4 haftalık aralıklarla. Ondan sonra 4-6 hafta aralığında kontrollerini yapabilir. Ama kabaca şunu söyleyebiliriz. Bir tiroid hastası, gebe, tanı konuldu, tahlilleri yapıldı. Ondan sonra doğuma kadar aylık kontrollerini yaptırması gerekir. Eyvallah. Şimdi hocam, peki bunlarla karşılaşmamak adına hem büyümesi, yani ne dedik? Büyümesi miydi? Yanlış anladım. Hipertiroidi çok çalışması. Hipotiroidi az çalışması. Bunları görmemek için ya da keşfedebilmek için bu hastalığın varlığını. Mesela hamile kalmamaya gerek yok. Öncesinde mesela bir check-up'ta mı anlaşılır bunlar? Check-up'ta anlaşılır. Az önce söylediğimiz, şimdi hipertiroid için de söyleyeceğiz. Şikayetler varsa bunun tetkik edilmesi lazım. Yani halsiz, yorgun, işte çok üşüyor, kendini kötü hissediyor, sürekli sobanın başında, sürekli sobanın başında kilo alıyor, kilo vermekte zorlanıyor, elinde ayağında şişlik var, kabızlık şikayeti var, adet düzensizliği var. Varsa böyle bir şikayetleri mutlaka tetkik edilmesi lazım. Zaten bu şikayetlerden birkaç tanesini söylerse, onu takip eden hekim kimse mutlaka aklına tiroid bezinin bir rahatsızlığı olabileceği gelecek. Ve tiroid tanısını koyacak. Astım çalışıyor. Onun tanısını koyacak. Çok ya da hipertiroid semptomlarını söyleyeceğiz. Onun şikayetleri varsa gittiğinde yine tahlilleri yapılacak ve tanı konulacak. Uygun tedavisi de yapılacak. Yapılacak. Gelelim hocam çok çalışması. Hipertiroidi. Yani, hipertiroid. Yani tiroid bezinin bizim ihtiyacımızdan daha fazla T3 ve T4 hormonu üretiyor olmasına biz hipertiroid diyoruz. Eyvallah. Yani tiroid bezinin çok çalışması, böyle halk arasında buna zehirli guatr diyenler de var. Hı, ama evet. Guatr tiroid bezinin büyümesi, hipertiroidi tiroid bezinin çok çalışması. Tiroid hormonumuz fazlaysa ne olur? Az önce söylediğimizin tam tersi olur. Yani tüm metabolizma hızlanır. Kalp hızı artar. Nabız istirahatte bile yüzün üzerine çıkar. Bazen çarpıntı olur. Yani vatandaş kendi kalp atışlarını hissetmeye başlar. Ellerde titreme, ondan sonra terlemede artış. Çok yemek yemesine, iştahının çok iyi olmasına rağmen kilo kaybolur. Metabolizma hızlandığı için vücut tüm enerjiyi yakacaktır. Kilo kaybeder. Dışkılama sıklığı artar. İshal olabilir. Yine hanımlar için adet düzensizliği olabilir. Tiroid bezinde büyüme onu hissedebilir, bu artı olabilir. Tiroid, hipertiroidinin bir çeşidinde, biz ona Graves hastalığı diyeceğiz, bahsedeceğiz ondan. Gözlerde büyüme olur, böyle biraz dışarıya doğru çıkar, evet, pörtler buna. Biz ona Graves oftalmopatisi diyoruz, yani göz hastalığı. Onların semptomları olabilir. Evet hocam. Bu şikayetler varsa biz kanda tiroid hormon değerlerine bakarak bunun tanısını koyabiliriz. En önemli hipertiroidi yapan neden Graves hastalığıdır. Graves hastalığı da
az önce bahsettiğimiz Hashimoto hastalığının tam tersi. Bu da antikorlardan. Neydi hocam ismini dediniz? Hashimoto. Tamam onu biliyorum. O az çalışan bu Graves. Graves. Graves hastalığı. Bu da tiroid bezinin çok çalıştığı çalışması. Bir hastalık. Bu da antikorlarda kaynak. Antikorlardan kaynaklı. Yani vücudun o savunma sisteminin bir yanlış çalışmasının bir neticesi. Hashimoto'da çalışmayı engelliyor. Buradaki antikorlar da sürekli tiroid bezini uyararak çok çalış, çok çalış, çok çalış. Onu böyle çalışmaya sevk ediyor ve tiroid hormon üretimini fazlalaştırıyor. İkinci sebebimiz de tiroid bezinde nodül olması. Bu nodüllerin kontrolsüz bir tiroid hormonu yapıyor olması. Biz buna toksik nodüler goiter adını veriyoruz. Evet. Bir de bazı ilaçlar ve tiroidin iltihabi hastalıkları da tiroid hormonlarını artırabilir. O iltihabi hastalıklara özellikle geleceğiz. Tamam. Soracağım. Şimdi hocam bu hastalığın tedavisi nasıl? Onu yani çok çalışması. Çok çalışması. Şimdi çok çalışan bir tiroid beziyle karşılaştığımızda bize bazen hastalar tetkikleriyle gelirler ya da hastayı biz tespit ederiz, tahlillerini yaparız, baktık hipertiroidi bulduk. Evet. Hipertiroidi neden kaynaklanmış? Tahlilde anlaşılıyor yine. Tabii. Tahlilde baktık T3, T4 ve TSH diye 3 tane tahlilimiz var. Bununla tiroidin az mı çalıştığı, çok mu çalıştığı, normal mi çalıştığını çok rahat söyleyebiliriz. Evet. Baktık tiroid bezimiz çok çalışıyor. Çok çalışıyorsa niye çok çalışıyor bulmamız lazım çünkü tedavi ona göre değişecek. Eğer bu Graves hastasıysa buna biz toksik difüz goiter diyoruz. Yani tiroid bezi büyümüş, kontrolsüz çalışıyor. Altta o antikorlar var. Bunun tedavisi uzun soluklu. 3 tane tedavi çeşidimiz var bunda. Ya ilaçla tedavi ediyoruz ya cerrahi olarak tiroid bezinin tamamının alınmaz. Çıkarmasını nasıl sağlıyoruz. Ya da atom tedavisi dediğimiz radyoaktif iyot tedavisi var. Ama öncelikle işimiz şu, hastayı yakaladık. Önce tiroid hormonlarını normale getirdik. Hastalığı yakaladık, hastalığı mı yakaladık hocam? Hastalığı yakaladık, hastayı yakalamıyoruz. Hastalığı yakaladık. Yakaladık. Önce tiroid hormonları normal gelene kadar tiroid ilaçlarımız, antitiroid ilaçlarımızı başladık. Tiroid hormonları normale gelene kadar. Normale geldikten sonra hastanın durumuna göre, hastalığın durumuna göre bir karar vermemiz lazım. İlaçla mı devam edeceğiz? Cerrahi tedaviye mi vereceğiz, atom tedavisi mi yapacağız? Dozaj var mı hocam? İlacı mesela dozaj. Tabii var. Onlar da siz ayarlıyorsunuz. Onları ayarlıyoruz. Eğer ilaçla devam edeceksek, burada Graves hastalığında tedavimiz en az 1 yıl, en fazla 2 yıl, ortalama 1,5 yıl ilaç tedavisi. Tabii bu belli aralıklarla kontrollerimiz oluyor. Bu kontrollerdeki tiroid hormon değerlerine göre kullandığımız ilacın dozunu ayarlıyoruz. Normale getirdiğimiz dozda ilacı kesmeden en az doza kadar indiriyoruz ama ilacı kesmiyoruz. 1-1,5 yıl kullandık, her şey normale geldi. İlacı kesip bekliyoruz. Ha bekleyeceğiz. Tekrar yenilemesin diye değil mi hocam? Tekrar yenileme riski olan bir hastalık. Bu hastalığın kendisinden kaynaklanan bir durum. Tekrar yenileyebilir. Peki ama hocam, yenilemeye de hipo şeyde de aynı mı? Yani yok. Hipo da ayrı. Hipo da normale geldi, ilacı kesme şansımız yok. Normal dozda neyse onunla devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ama bunda ilacı kestik, bekliyoruz. Evet. Genelde 3-6 ay aralığında başlayacaksa erken başlayabilir. Başlamaysa problem yok. Eğer tekrar başladıysa tekrardan normale getiriyoruz. Bu sefer önümüzde 2 seçenek var. Ya ameliyat ettireceğiz bunu, tiroid bezini tamamen çıkartacağız. Ya da atom tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi. Bunu hangisine? Atom tedavisi dediğiniz olay ne? Yani alternatif bir tıp mı? Yok, normal. Modern tıbbın kullandığı bir şey. Evet. Bu normal iyottan bahsedeceğiz. Evet. Normalde radyoaktifleştirilmiş iyot özel ilaçlar halinde hazırlanıyor. Bunlar özel kişiye göre hazırlanıyor. Onu yapan merkez önce hastayı alıyor, kaydını alıyor, hastaya bir randevu veriyor, ilaçlarını istiyor. İlaçlar özel merkezden geliyor. Evet. O bir hap şeklinde, bunun hastalığa göre değişiyor dozu. Mesela tiroid cerrahisinden sonra atom tedavisi verdiğimiz oluyor. Onlardan da bahsedeceğim. Yüksek doz olan da var. Bu Graves hastalarında yaklaşık 30 ya da hastanın tiroid bezinin büyüklüğüne göre dozu o hekim ayarlayacak. Bir hap şeklinde onu yutuyor. Onun içerisindeki radyoaktifle işaretlenmiş iyotlar vücutta en fazla tiroid bezinde tutuluyor. Çok çalışan tiroid bezi bunu yakalıyor. Yakaladığı zaman da kendi sonunu hazırlamış oluyor. O küçük atomlar
o hücrelerin ölmesini sağlıyor. Ova giderken avlanıyor. Ha, aynen. Bu tiroid bezimiz artık ondan sonra normale geliyor. Bazen az çalışan versiyona da dönebiliyor. Az çalışan versiyona da dönebiliyor. Hipotiroidiye de dönüşebiliyor. Şimdi hocam ben bir şey soracağım. Buyurun. Hashimoto mu? Gravaz mı? Yani daha fazla riskli. Şöyle. Hashimoto'nun... Yani büyümesi mi? Az çalışma. Az çalışma çok çalışmaz. Ha. İkisi de uygun tedavi edilmediği şey zaman kötü. Evet. Uygun tedavi edildiğinde ama biz bir... Hangisinin tedavisi daha doğru? Yani basit diyeyim. Şöyle, biz hipotiroidinin tedavisini daha düzgün yapıyoruz, daha kolay yapıyoruz. Daha çok sonuç alıyoruz. Onu kullandığımız ilaçların herhangi bir yan etkisi olmadığı için rahatlıkla ömür boyu kullanıyoruz. Evet. Zaten yani Hashimoto. Yani hipertiroidide de bizim tedavi yöntemimiz şu. Cerrahi dedik, tiroid bezin tamamını çıkardık, hastayı hipotiroidi yaptık. Tiroid bezi gitti, evet. Artık çalışan bir tiroid bezimiz yok ama çalışan bir tiroid bezi kalmadığı için bu sefer hipotiroid oldu. Evet. Yani çok çalışanı az çalışana dönüştürüyoruz. Çünkü onu normale döndürüyoruz. Yani normal aralığa getirip istikamette devam ediyoruz. Ama ilaçlara da devam ediyor değil mi? Evet. O hipotiroid ilaçlarını asla kesmiyor. Özellikle tiroid bezi tamamen çıkarılmış, cerrahi olarak çıkarılmış birinin ilacını kesme şansı yok. Yok. Tiroid bezinin çok çalıştığı hastaları tedavi ettiğimiz ilaçların yan etkileri diğerinde daha fazla olduğu için biz hangisi dersen hipotiroidi diyor. Zaten bunu da dediğim gibi hipotiroidiye dönüştürüyoruz. Evet. Kanserde kitle mesela hani çok özür dilerim hocam. Estağfurullah. Birçok yöntemle, ışınla, efendim söyleyeyim, kemoterapiyle kitle küçültülüp sonra müdahale edilir. Tepesine biniliyor. Yani burada da çok çalışan, az çalışan durumuna getirip sonra normale döndürülüyor. Aynen. Ve iyi anlamışız. Doğru. Eyvallah. Doğru. Hocam anlatan iyi. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi hocam gelelim şimdi iyot olayına. Tiroid nodül ve kanserler de var istersen. Hocam siz nereden dersen oradan devam edelim. Hepsi uyar bize. Ben aklıma geleni soruyorum ki siz ama daha kronolojik sırayla gidiyorsunuz o hastalığı. Olur, öyle siz daha iyi şey yaparsınız. Tiroid bezinden nodüller var. Çok sık gördüğümüz bir hastalık. Tiroid bezinin içerisinde böyle yumrular şeklinde sayısı birden fazla olabilir, büyüklüğü farklı olabilir. Farklı oluşumlara biz tiroid nodülü diyoruz. Biz tiroid nodülü hasta bunu fark edebilir. Ya böyle bazen büyümesini iliklerken, bazen hanımefendi eşarbını bağlarken burada bir şişlik fark eder. Ya da biz muayene ederken rutin muayenemiz içerisinde mutlaka tiroid bezine bakıyoruz. Evet. Tiroid bezinde nodül tespit edebiliriz. Ya da herhangi bir nedenle bir radyolojik tetkik sırasında bir tomografi olabilir, boynu içerisine alan bir ultrason olabilir. Orada tiroid bezinde nodül görülebilir. Biz nodülü çok sık görüyoruz. Nodülün en önemli sebebi iyot eksikliği. Tehlikeli midir hocam iyot? Peki nodül? Nodül tehlikeli mi? Nodül tehlikeli mi değil mi diye bir tetkik edilmesi gerekir. 100 tane nodülden, tiroid nodülünden 5'inin tiroid kanseri olma riski var. O yüzden önemli ama %95 de çok problem oluşturmayabilecek nodül dediğimiz kısım. Ama hipertiroidinin en önemli... İhmale gelmeyecek bir oran tabii, hocam %5. Tabii kesinlikle. Hipertiroidi yapan sebeplerden bir tanesi de bu nodüllerin kontrolsüz çalışması dedik. Bizde hipertiroidi meydana getirebilir. Yani bu nodüller kontrolsüz olarak çalışabilirler. O zaman hipertiroidi meydana gelir. Bu da önemli bir durum. Onun önce normale getirilmesi lazım. Sonra da ameliyatla o nodülden kurtulması lazım. Alınması lazım. Yoksa bizim kullandığımız ilaçlar tiroid hormon sentezini kontrol altına alıyor ama buradaki nodülün küçülmesine çok fazla etkisi olmuyor. Bu defa cerrahi operasyonu. Aynen. Şimdi biz tiroid bezinde bir nodül görürsek mutlaka şunu öğrenmek istiyoruz. Bu nodül tiroidin çalışmasını etkilemiş mi? Az çalışmasına neden oluyor mu ya da çok çalışmasına neden oluyor mu ya da normal sınırlar içerisinde mi? Bir bunu öğrenmek isteriz. Bunun için de kan tahlili yaparız. T3, T4, TSA'ya bakarız. Bu bize bir yol gösterir. Onun haricinde bazı antikorlar bakmamız gerekebilir. Hashimoto'da gravis'teki gibi o antikorlar vücutta düzeyi nedir diye onu anlamak için tetkik isteyebiliriz. Evet. Ondan sonra bu nodülün ikinci önemli faktör kötü huylu bir potansiyeli var mı? Kanser yani bir tiroid kanseri mi değil mi? Bunu mutlaka anlamamız gerekir.
Onun için bir ultrason görüntüsü... Mesela bize... büyüklüğü, küçüklüğü önemli mi hocam, nodülün? Çok önemli değil. Küçük nodül de kanser olabilir, büyük nodül de kanser olabilir. Ama büyük nodül, küçük nodülden gelişen bir kanserdir. Ama bu nodül küçüktür ya, bunu ihmal edelim diyecek bir şey değil. Mutlaka tiroid bezinde bir nodül var ise ve ultrason tetkikinde kötü huylu olabileceği yönünde bize işaret veriyor ise ondan mutlaka tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi diye bir yöntemle biyopsi yapmak lazım. Bu çok basit bir yöntem, kolay bir yöntem. Böyle normal kan almak için kullandığımız enjektörler, enjeksiyon yapmak için kullandığımız enjektörler buraya nodülün içerisine batırıyoruz. Oradan hücre koparıyoruz, onu cama yayıyoruz. Patoloji bunu inceliyor. Bu hücreler içerisinde kötü huylu bir hücre var mı? Tiroid kanseri denen bir şey var mı yok mu bize söylüyor. Yok. Hocam merakından soruyorum. Özür dilerim. Bir araya gireceğim bir şey. Buyurun. Siz yakalamışken sizin gibi değerli bir hocayım. Estağfurullah. Şimdi bu kitleler mesela bazen hani doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular var ya. Aynen. Mesela el vurmayın derler. Mesela acıyor ise bir şey yoktur. Ya da oynuyor ise bir şey yoktur derler. Değil mi? Bir de yağ bezesi deyip ihmale gelirler bazen. Bu konuda biraz bilgi verir misin hocam? Şimdi yani şöyle, çünkü bunlar çok önemli şeyler. Dediğim gibi tiroid nodüllerini çok sıkça görüyoruz. Evet. Tiroid nodülü ihmal edilmemesi gereken bir durum ama çok panik yapacak bir durumda değil. Yani 100 tane nodülün 5'inde kanser olma ihtimali var. Bunu mutlaka ayıklayıp çıkarmamız lazım. 95 kişinin de rahat olması lazım. Böyle endişe edecek bir durum değil. Ama ihmal edilecek bir durum da değil. Evet. Şimdi eğer bu tiroid nodülü hasta kendisi tespit etti. Son zamanlarda hızlı büyüyorsa. Ya baktı böyle vardı falan ama bir 15-20 gün geçti bayağı böyle büyümüş yani. Kötü huylu olma potansiyeli var demektir. Mutlaka uyanık olmamız lazım. Biz muayene ettiğimizde sertçe elimize geliyorsa o radyolojik tetkiklerdeki görüntüsü bize bir işaret verecektir. Mutlaka tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi yapılması lazım. Bunun tanısını koyduğumuz yöntem bu. Evet. Ha ona dokunduk, iğne batırdık, sağa sola ya seper mi ya bunu yapmasak mı? Yok. Bunun tanısını koymak için yapılan en uygun yöntem bu. Şimdi tiroid çok görüyoruz dedik tiroid nodülünü. Özellikle iyot eksikliği bir bölgesinde ülkemiz. Karadeniz bölgesi 1 numara, Doğu Anadolu 2 numara ve Türkiye'nin genel olarak iyot eksikliğinde. İyot kısmında bunu konuşabiliriz. Konuşalım hocam. Nodül çok. Biz istatistik rakamlar diyor ki iyot yeterli olan bir bölgede %5'e kadar nodül bulabilirsiniz. Yani 100 kişiyi muayene ettiniz, 5'inde tiroid nodül bulabilirsiniz. Evet. Ama iyot eksikliği olanlarda bu muayeneyle %10-15'e çıkıyor. Eğer ultrasonda bakarsanız %30 civarında. Yani her 3 kişiden birinde tiroid bezinde nodül buluyorsunuz. Yani bu Karadeniz'de daha fazla, bölgemizde ondan sonra geliyor ama bölgemizde de fazla. Hocam, çok fazla nodül görüyoruz. Araştırma yapmışsındır sen. Mesela suda iyot. Oraya geleceğiz. Geleceğiz değil geleceğiz. Mi? Geleceğiz. İyodun en önemli kaynağı toprak. Orada da sudan aldığımız iyot, toprakta yetişen gıdalardan aldığımız iyot. Toprakta iyot ne kadar azsa, fakirse biz de o kadar mesela az alıyoruz. Mesela alırken iyotumuzu mu alalım, iyotsuz mu? İyotlu alacağız ama bazı hastalarda iyotsuz kullanması lazım. Ondan da iyot kısmında bahsederiz. Buyurun hocam. Çok da zamanımız kalmadı, o yüzden de oraya gelmeye çalışıyorum. Bu biyopsi dediğimiz olay çok basit. İğneyi batırdık. İğneyi batırırken böyle biz çok bir basınç uygulamıyoruz. Tam nodülün içerisine girdikten sonra böyle biraz çekerek içerisinde küçük hücreleri koparıyoruz. Yani sağa sola serpmesi mümkün değil. Öyle bir şey yok. Bu biyopsinin önemi şu. O %5 kanser kısmını yakalamak, kanser olmayan kısımlarında boşu boşuna ameliyat olmasına engel olmak. Yani tiroidde nodül. Peki hocam ameliyat edilmezse kanser değil. Kanser değil. Yani orada bir kitle. Burada nodül. Bir kitle. Durmasının bir sakınca var mı yoksa su zamanla tiroid, kanserleşebilir mi? Bir baktık. Kanser hücreleri olmadığından emin olduk. Sonradan hızlı büyüyorsa böyle bir potansiyel sonradan gelişmiş olabilir. Ama bir nodül burada duruyorsa bize şu zarar olabilir. Bir, kontrolsüz çalışıyor olabilir. Tiroid bezinin çalışmasına engel oluyor olabilir. Ya da hastada estetik kaygı oluşturabilir. Ya burada bir şişlik var.
rahatsız olur. Acı yapar mı? Yok, ağrı yapmazlar. Çok büyürse bu bölgede baskı oluşturabilir. İşte yemek borusuna, soluk borusuna baskı oluşturarak o daha önce söylediğimiz yutkunurken zorlanma, işte evet, nefes darlığı gibi, öksürük gibi şikayetlere neden olabilir. Eğer bunlardan hiçbirini yapmıyorsa, biz bunun kanserli hücre olmadığından da eminsek, evet, kanserli bir nodül olmadığından eminsek, orada dursun. Kimseye zararı yok. Ama bu hastanın tuzuna dikkat etmesi lazım. Tiroitte nodül var ise ve iyotlu tuz kullanıyorsa ve gereğinden fazla çok tuz kullanıyorsa, bu fazla iyot bu nodüllerin kontrolsüz çalışmasına neden olabilir. O açıdan dikkatli olmak lazım. Tuzun şeylerini görüyor musun sen? Evet. Tarihte de tuz savaşları var. Şu anda Petrosları var ya. Aynen. Tuz savaşları varmış, evet. Tuz çok önemliymiş. Bak mesela tuz varmış. Daha önce hani besine ulaşma varmış o şey çağında. Sonra tuz savaşları var. Evet. Şimdi yakıt, fuel oil, petrol savaşları var. Sonra ve suya döneceğiz. Su savaşları geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Mesela şöyle bir şey var. Bazı şeyler şimdi hayal edilir. Az sonra gerçeğe dönüşür. Hatta filmler var. Türkiye'de filmi var. Uzaya çıkar. Her şey var. Tuz yok. Tuz olmaz için. Yani insanlar... Ben nereye bağladım? Yani, çok tehlikeli bir adamsın sen. Uzaydan korkacaksın. Uzaydan. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten insan bir şeye hayal etti mi daha sonra gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Şimdi niye ben Sezai'ye döndüm biliyor musun hocam? Ramazan'da ağız dili kapalı ya. Sesi çıkmıyor. Ramazan'da yemekler tuzlu oluyordu. Şimdi tuz meselesini önemli. Çok önemli. Tuz yapılan istatistik araştırmalarda biz ihtiyacımızdan fazla kullanıyoruz. Maalesef. Normalde 5-6 gram tuz bizim vücut fonksiyonlarımızın ihtiyacı olan yeteri kadar tuz. Ama araştırmalar bizim 18 gramdan daha fazla tuz tükettiğimizi gösteriyor. Fazla tuz tansiyonun ve böbrekle ilgili sıkıntıların temelini oluşturuyor. Hipertansiyonun. Aynen. Tuzu kararında olması lazım. Yani eskiden tuzu maaş diye ödüyorlarmış askerlere tuz olarak. Maaş diye. Maaş. İşte çok kıymetli. Roma askerlerine maaş diğerine i̇şte tuz veriyorlarmış. Evet, şimdi, kıymetliymiş o zaman. Hocam ben mesela yemekte tuzu çok aramam. Ama aslında, yeşillikte çok aramam. Aslında bu çok yemekteki tuz bizim damak tadımızdan gelen bir şey. Damak. Bizim sonradan öğrendiğimiz bir şey. Normalde biz besinlerimize hiç tuz katmasak onların içerisindeki sodyum bize yeterli gelir. Bebekler üzerine bir deney yapılmış biliyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Hiç tuz verilmemiş. Vermezsen ve öğrenmiyorlar. Ve hiç ekmek verilmemiş. Mesela ekmekte tuz var. Var. Ekmekten alıyoruz zaten yeter önce. Değil mi? Aynen. He. Yani denenmiş ve çocuk belli bir yaşa kadar onu yani deney devam etmiş. Ve çocuk hiç aramamış. Ekmeği bize verilmeseymiş. Biz sonradan öğreniyoruz tabii ki. Bu damaktı. Çünkü o tuz savaşları sırasında yemeğe tuz mu kullanıyorlar? Yok. Sadece ilaçta kullanıyorlarmış. İfada. Aynen. Kullanıyorlarmış. Bir de, gıdayı saklamak için tuzlayarak saklıyoruz evet, ya salamura yapıyoruz. Bir de adamlar kokmuyor diye hocam. Çocuklar öyle bir vardır ya. Çocuklar kokmasın diye. Tuzlarlar. Tuzlarlarmış evet. Çok ilginç ya. Tuz çok önemli abi. Biliyorsun şey de öyle. Soğan, zazalarda soğan deyip geçiyorsun Sezai. Bak tuz ne kadar önemli. Ya soğan da çok önemli ya tabii tuz kadar değil. Tuz hayatı tuz yere gel çok lezzetli olursunuz. Hocam yok. Şu kanser kısmını da bitirelim. Buyurun, buyurun lütfen. Orada yarım kaldı. Evet, biz ben biraz dersi kaynatıyorum. Özür dilerim hocam. Sıkıntı yok. Nodül var. Evet. Biyopsi yaptık. Yani daha doğrusu biyopsi yapılıp yapılmayacağına hekim karar verir. Gel bakar ultrason görüntüsüne, tetkiklerine. Ya bu çok kötü bir şey gözükmüyor. Biz bunu takip alalım. Biyopsiyi sonra da yaparız diyebilir ama eğer bir santimden büyük nodül varsa nodül eşittir biyopsi. Kaç nodül o kadar hepsine ayrı ayrı iğneyi batırıp onlardan numune alıp onu inceleyip kanser... Her birine bakmak lazım. Tabii. Çünkü her birinin ayrı ayrı %5 potansiyeli var. Doğru. Yani diyelim 3 tane nodül var. Siz ikisine baktınız. İyi huylu. O da o kanser olabilir. Biyopsi yaptınız. Tanıyı koydunuz. Eğer bu 4 çeşit tiroid kanserimiz var. Papiller, foliküler, medüller ve anaplastik diye. Ama bunun ikisi, papiller ve foliküler iyi huylular ve çok sıkıntı oluşturmazlar ve Allah'tan en çok gördüğümüzde bunlar. %95 kadarını bunlar ikisi oluşturuyor. Medüller var %5 kadar. Anaplastik dediğimiz o Allah kimsenin başına vermesin diyeceğimiz hastalıktan çok hızlı seyreder.
Kocaman bir kitleyle gelir. Tanı koyduğumuzda metastaz yapmıştır, yayılmıştır. Bazen tamamen çıkarma şansı olmayabilir. Çok az görünür Allah'tan. Ama diğer o çok sık gördüğümüz ve kötünün daha iyisi dediğimiz o iyi diferansiyel tiroid kanserleri çok toplumda sıkça gördüğümüz hastalıklar. Eyvallah. Kadınlarda daha fazla görülüyor ve meme kanseriden sonra ikinci sıklıkla gördüğümüz kanser türü tiroid kanseri. O yüzden önemli. Erken tanı koymak önemli. Tanıyı koyduk, yapılacak iş belli. Cerrahi olarak tiroid bezinin tamamı çıkarılacak. Patolojiden bize bir sonuç gelecek, onu inceleyecekler. Oradan gelen sonucuna göre bir radyoaktif iyot tedavisi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Onun kararı verilecek. Gerekiyorsa radyoaktif iyot tedavisi verilecek. Ve ondan sonra da belli aralıklarla da kontrolü yapılacak. İlacını hipotiroidiye gireceği için tiroid bezi tamamen çıkarıldı. Onun ilacını kullanacak. Ve yeniden bir bizim tespit edemediğimiz çok küçük doku hücreler kalmış olabilir. Bunların büyüme potansiyeli olur mu olmaz mı diye o açıdan da takip etmemiz lazım. Takip edilmesi. Peki hocam tedavisi zor bir hastalık. Bu bir kanser dedik. Yok. Bu dediğim gibi bu anaplastik tiroid kanserleri dedim çok hızlı ilerliyor zaten. O apayrı bir şey. Onun diğerlerinin tedavisi hem kolay, takibi de kolay. Ve hastalar uzun süre yani bir ömür bununla gidiyorlar ve yenilemiyor. Yani onun yeter ki takibi güzel yapılsın. Evet. Hasta ilacını düzenli kullansın. Problem yok. Eyvallah. Hocam biraz da şu iyota girelim artık. Çünkü zamanım az kaldı. Bir de sorularımız var. Mesajlar o zaman var. İyotla bitirelim evet. O zaman sorulara evet, geçelim. Evet mesajlara geçelim. Şimdi iyot bizim anne karnına düştüğümüz andan ölüme kadar mutlaka almamız gereken, vücudun kendisinin sentez edemediği, dışarıya gıdalarla almamız gereken bir besin öğesi, bir element, iyot. Bizim günlük... Hocam tuzun dışında ne alıyoruz iyotu? İyotu nerede iyot var? Bir gıdalar içerisinde olur. Hı. Ama onun içinde şeyin yeterli olması lazım. Topraktaki iyot miktarının yeterli olması lazım. Yeterli, toprakta yeteri kadar iyot varsa orada yetişen her türlü meyvede, sebzede, her biberde var. Vardır. Ama miktarı önemli. Yeteri kadar alıyorsa biz de ondan yeteri kadar alacağız. Ama dediğim gibi ülkemiz iyot fakiri bir bölge. Maalesef. Genel olarak. Birçok şeyde çok iyi bir yerdeyiz ama iyot açısından iyot fakiri bir bölgedeyiz. Kendi bölgelerimiz içerisinde bir numara Karadeniz bölgesi, iyot eksikliği, iki numara Doğu Anadolu bölgesi bulunduğumuz yer. Eksik. Eksik. Şimdi iyot bebeğin, anne karnında bebeğin büyümesi, gelişmesi, beyin ve sinir sisteminin gelişmesi ve kemiklerin olgunlaşması için mutlaka gerekli. Yok. O yüzden o hani kadın doğuma gitti, kontrole gitmişti ya. Eğer gebelik varsa ya da gebelik planlıyorsa mutlaka vitamin başlıyorlar. İlk başta folik asit başlıyorlar. Gebelik olunca da bir takım vitaminler ekliyorlar. Bunların içerisinde de en önemlisi iyot. Evet. İyot mutlaka bir gebede ve süt veren annede mutlaka yeteri kadar iyot aldığından emin olmamız lazım. Günlük ihtiyacımız 150 mikrogram kadardır ama süt veren ve gebeli olan bir hanımefendi 250 mikrograma kadar çıkabilir. İyot eksikliği dediğim gibi önlenebilir zeka geriliğinin en önemli sebebi. O yüzden de ülkemizde 2000'li yılların hemen peşinden bir şey başladı. İyotlandırma. Biz iyotu nasıl alabiliriz? Gıdalarda yetere kadar alamıyoruz. Baktık, hesap ettik onun. Bunu bir gıdalar. Ek nasıl alırız? En uygunu şey. Tuzla. Tuz. Tuzu iyotlandırmaya başladık. Bu Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın ortak onayıyla yapılan bir şey. Evet. Yapılması gereken de bir şey. Çünkü yeteri kadar iyot almamız lazım ki bir takım sıkıntılarla karşılaşmayalım. Ondan sonra şeyler azaldı biraz. Bu iyot eksikliğinden kaynaklanan problemler azaldı. İşte tiroidle ilgili problemlerde bir takım azalmalar meydana geldi. Ama başka bir sıkıntı ortaya çıktı. Tiroid bezinde nodül olan bireylerde fazla iyot bu sefer tiroid bezlerinin kontrolsüz çalışması neden oldu. Yani toplumun geneli ve geleceği için bu iyota ihtiyacımız vardı. Doğru bir iş yapıldı. Bu arada bir takım hastalarımızda kaba bir tabir olacak ama güme gitti.
Ama evet, toplumun geleceği için bunun yapılması gerekiyordu. Onlar sıkıntı çektiler ama onlara da diyoruz iyotsuz tuz kullan, sen nodülün varsa tuzunu. Bunları miktarını, siz yarıyorsunuz değil mi? Tabii hocam, miktarını azalt, çok çalışıyorsa da iyotsuz tuz kullan diyoruz. Ama tuz miktarını azalt diyoruz. Eyvallah. Yani normalde iyotlu tuzu öneriyorsunuz. Kesinlikle. Normal insana. Kesinlikle ama Milat Bey'in tiroid bezi çok çalışıyor. Ona sana dedi ki iyotsuz kullan. Ama eşimiz var, çocuklarımız var, evde 5 kişi daha var. Onların iyotlu, normal iyotlu kullanması lazım. O yüzden şu önemli. Evde yemekler tuzsuz pişecek. Milat Bey tuzunu ayrı kullanacak. Evdekiler ayrı kullanacak. Onlar iyotlu tuzdan kullanacaklar. Siz iyotsuz kullanacaksınız. Siz de sıkıntı çekmeyin. Diğerleri de sıkıntı çekmesin. Şimdi hocam burada Elazığ'da bir şey var. Beyaz toprak diye bir olay var. Oradan bu guatr çok görülüyor, deniliyor. O bu daha çok maden tarafında olan, evet, sıvalarda kullanılan. O, evet, çok tiroidle direkt bağlantılı değil de bu akciğer zarlarının kalınlaşması ve akciğer hastalıklarıyla çok yakından ilişkili akciğer bir şey. Akciğer kanseriyle. Evet, evet, çok yakından ilişkili. Evet hocam, şimdi gelelim mesajlara bakalım, ne sormuşlar. Buyursunlar bakalım. Meraklarını nasıl cezbetmişiz? Evet. Çünkü ya insanlar kendilerini hemen sorguluyorlar. Acaba hocanın anlattıkları bende bu şeyler var, farklılıklar var, rahatsızlıklar var. Acaba benimki tiroid hastalığı. Evet. Evet diye merak ediyorlar. Hayırlı programlar Milat Bey'miş. Hocamıza sorun demiş olacak. Ben tip 2 diyabet hastasıyım. Kilo verince A1C düştü ve doktor ilacı bırakabilirsin dedi. Acaba ilacı bırakabilir miyim demiş. Şimdi hemoglobin A1C düşmüş. Evet. Ama kaç tane ilaç kullanıyor ona bakmak lazım. Ve ilacın hepsini de bırakmamak lazım. Şimdi biz bir hastaya tip 2 diyabet dediysek mutlaka kontrolde olması lazım. Mesela kilo verdi, düştü. Diyelim bir tane ilaç kullanıyorsa onu bırakıp takip edebiliriz. Ama iki tane ilaç kullanıyorsa bire düşmek lazım. Onu da bir görmek lazım. Çünkü tekrar yükselmeye başlarsa işte kontroller yani, sıkıntı olabilir. O yüzden yememize, içmemize dikkat ettik. Yürüyüşümüzü yaptık. Kilomuzu muhafaza ettik. Kilo vermek çok önemli. Ondan daha önemlisi verilen kiloyu da muhafaza etmek. Hasta kiloyu veriyor. Sonra bakmışsın 3-5 ay sonra tekrar yeniden almış. Ona fırsat vermek lazım. Çünkü tekrar yenileyecektir bu. Eyvallah. Hocam demiş, iyi çalışmalar. Sağlıklı bir bireyin 3 aylık şeker ortalaması kaç olmalı demiş. Hasta olmayan bir bireyin 3 aylık şeker ortalaması 4.8 ile 5.8 bazı kriterlere göre de 6 arasında değişir. Hı hı. Ama ortalama bizim gördüğümüz 5-5.5 civarındadır. Bu hasta olmayan bir bireyler için. Ama diyabet hastasıysa, ilaç kullanan, evet, iyi giden bir hastanın, genç hastaysa hemoglobin A1C'yi 6.5'un altında tutmak istiyoruz. Biraz daha iyi yaştaysa 7'nin altında tutmak istiyoruz. Hemoglobin A1C'nin kaç olması kararını hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Evet. Yani, iyi çalışmalar demişler. Ben de gizli guatr. Gizli guatr bir şey var. Şöyle gizli değil çıktı de. Soruyu sorayım. Çıktı. İlaç tedavisi görülmemiş. Bu bende çok seri agresiflik yapıyor. Sizi bu tedavi yönteminiz nelerdir demiş hocam. Gizli guatr. Şimdi şöyle tiroid bezi bazen hemen burada olduğunu söylemiştim ya. Evet. Aşağıya doğru büyüyebilir. Sternum dediğim şu hemen altına arkaya doğru. Ona biz yani guatr. Aşağıda yani göremediğimiz kısım söyleyebiliriz ama onun söylediği, anlatmak istediği tabii farklı bir şey. Bizim bir subklinik dediğimiz tiroid hastalıkları var. Hı. Yani daha tam klinik iyice oturmuş ama tiroid hormon düzeylerinde değişiklik olmuş. Bunların bir kısmında biz ilaç başlıyoruz. Bunlardan bir tanesini alıyor olabilir. O kendi hekimiyle konuşacak, ilacı başlayan doktoru kimse. O ayarını yapacaktır, gerekli bilgiyi de verecektir. Eyvallah. Yanlış bir şey söylemiş olmadı. Hocam son sorum olsun çünkü zamanımız kalmadı. Hocam demiş, hızlı nabız şikayetiyle doktora başvurdum. Ultrasonda kanama çıkmadı. Doktor Graves'ten şüphelendi. Hı. Ama sonuçlar dengesiz hormon yüksek çıktı. Sizi yorumunuz nedir demiş hocam. Bu tiroid hormonları yüksekse bu hipertiroididir. Graves olabilir. Nodül olabilir. Yani ultrason yapılmış. Orada bir şey çıktı. O kısmını tam anlayamadım. Sildim. Yani tiroid hormonları yüksekse bu bir hipertiroidi gösterir. Hipertiroidi de nabzı yükselten bir faktördür. Mutlaka onun tedavi edilmesi lazım.
Bir de altta yatan sebep de graves mi? Graves düşünülüyorsa antikorlara bakılması lazım. Yok nodül falan varsa nodüllerin aktif olup olmadığının test edilmesi lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vallahi. Bir tadına bakalım hemen. Tamam. Sezai'nin yemeği. Sezai Usta. Evet ve ellerine şef yardımcım. Bugün biraz aceleye getirdik. Yani eyvallah. Onun farkındayız Sezai. Evet. Vallahi aceleye gelince yemek daha güzel olur. Çok sıcak hava da yeni fırından çıktı. Hocam aman dikkat et yanmayalım. Evet. Şöyle bir bismillah. Hocam nasıl? Pişmişse gerisi tamam. Valla ben Fatma için şu anda dolmayı bırakıp şeye geçmek istemez mi var? Bana da bakalım bir hocam. Şöyle. Yok bir elinize bir sağlık ustam. Yok böyle bir şey. Yok. Yok böyle bir şey. Güzel. Elinize sağlık. Her ikinizin de. Afiyet olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Olmuş. Ellerine sağlık. Biraz böyle bugün böyle oldu. Beşte bir program var. Oraya sıkıntı yetiştirdik. Efendim bugün özel Medical Hospital Hastanemizin çok değerli endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, çok kıymetli Profesör Doktor Yusuf Özkan hocamla beraberdik. Hocamızı çok seviyoruz tabii. Her zaman o güler yüzüyle, anlayışlığıyla bizim yanımızda sağ olsun, var olsun. Özel Medical Hospital Hastanemize teşekkür ediyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz geldiği için, bizi kırmadığı için. Sağ olsun, var olsun. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Yarın yine birlikte olacağız inşallah. Biz saat, her günkü saatimizde, bugün biraz erken aldık. Her günkü saatimizde yani saat 16'da burada olmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bizi yalnız bırakmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.